Herkese merhabalar. Fatoş'un Güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 farklı şekilde buzlukta taze biber nasıl saklanır? Buzlukta dolmalık biber saklanır mı? Onu anlattım. Ayrıca dolma oyacağı aparatının kullanımını da anlattım. Çok yararlı bir video arkadaşlar. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Tüm biberlerimizi daha önceden yıkayıp hazırladım. Biberlerimizi yıkadıktan sonra mutlaka kurulayalım arkadaşlar. Öncelikle biberlerimizin çekirdeğini bu şekilde ayıklayalım. Tüm biberlerin çekirdeğini ayıkladıktan sonra doğrama işlemine geçeceğiz. Biberlerimizi ayıklarken sap kısmında kalan kısımları atmayalım. Doğrayarak karıştıralım ki israf olmasın. Biberlerimizi bu şekilde temizledikten sonra doğrama işlemini geçeceğiz. İlk etapta yemeklik biberlerimizi hazırlayacağız. Biberlerimizi temizledikten sonra şerit halinde keselim ve minik minik doğrayalım. Biberlerimizi tüm yemeklerimizde, sulu yemeklerimizde, tavalarımızda kullanabiliriz. Biberlerimizi doğrarken hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Kapya biberlerimizi doğradıktan sonra yeşil kapya biberlerimizi de aynı şekilde doğrayalım. Ben ayrı ayrı paketleyeceğim arkadaşlar. Eğer isterseniz siz karıştırabilirsiniz tüm biberlerimizi doğradıktan sonra bir kağıt havlu yardımıyla e, olabildiğince suyunu almaya çalışalım ki e, buzlukta çok fazla karlanmasın e, biberlerinizi mevsimi bitmeden hazırlayıp buzluğunuza alırsanız arkadaşlar kışın inanılmaz kurtarıcı oluyor ve kışın özellikle biber domates salatalık çok e, hormonlu olduğu için ben kesinlikle kışın biber almıyorum. Bu şekilde yazdan hazırlıyorum. Ve kışın tüm yemeklerimde kullanıyorum. Biberlerimizi doğradıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Ve suyunu kağıt havluyla bastırarak alalım. Kağıt havluyla olabildiğince suyunu aldıktan sonra biberlerimizi paketleyeceğiz. Ben ayrı ayrı doğradım arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi eğer isterseniz karışık da doğrayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi suyu bayağı çıkıyor. Bu şekilde kağıt havluyla çok da pratik oluyor suyunu alması. Ve kilitli bir buzdolabı poşetimize biberlerimizi alalım. Eğer evinizde pipet varsa arkadaşlar pipetle vakumlayarak havasını nasıl alacağımızı sizlere göstereceğim. Eğer evinizde pipet yoksa da elinizle bastırarak havasını aldıktan sonra buzdolabı poşetinizin kilit kısmını kapatırsanız çok daha sağlıklı olur. İçerisinde hava kalmamış olur. Doğramış olduğumuz tüm biberlerimizi kilitli buzdolabı poşetlerimizi alalım ve elimizle yayalım. Bu aşamada ağzını kapatmayacağız. Havasını en son aşamada alacağız arkadaşlar. Elimizle şöyle yayalım ki buzluğumuzda çok fazla yer kaplamasın. Ve buzdolap poşetinin kilit kısmını kapatalım ve kenarında bir pipetin geçebileceği büyüklükte e, boşluk bırakalım yani açıklık bırakalım ki e, havasını alalım. Evinizde pipet varsa arkadaşlar pipetle havasını alabilirsiniz. Yoksa da bu şekilde düzelttikten sonra buzluğunuzu alabilirsiniz. Pipeti poşetin içerisine doğru bir tarafını yerleştirelim ve kesinlikle biberlere değmeyecek şekilde pipetimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Ve elimizle tutalım pipeti geçirdiğimiz kısmı ki hava akımı olmasın. İçerisindeki havayı içimize doğru çekerek dışarı verelim. Kesinlikle içe doğru yani biberlerin içine doğru nefesimizi vermeyelim arkadaşlar. İçerisindeki havayı aldıktan sonra pipeti hızlıca çekelim ve açık kısmı kapatarak biberlerimizi buzluğumuza bu şekilde alalım. Pipeti poşetin içerisine yerleştirirken mutlaka biberlere değmeyecek şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Yani küçücük çekirdek bile pipetle nefes borumuza kaçabilir. Ona dikkat edelim. Havasını aldıktan sonra buzluğumuza biberlerimizi yerleştirelim. Diğer taraftan dolmalık biberlerimizi hazırlayalım. Yemeklik biberlerimizi doğradıktan sonra buzluğumuza alalım. Ve buzlukta dolmalık biber nasıl saklanır? Hemen hazırlığına geçelim arkadaşlar. Dolmalık biberlerimizi önceden yıkayıp kurulamıştım. Dolmalık biberlerimizin tamamını kullanmayacağız arkadaşlar. Bir kısmını jülyen doğrayacağız. Sizlere her iki aşamasında göstereceğim. Öncelikle e, dolmalık biberlerimizi bu şekilde oyalım. Ve dolma oyacağıyla pratik bir şekilde e, nasıl oyabiliriz? Dolma oyacağının kullanımını da aynı zamanda sizlere anlatacağım. Ve sap kısmını kesinlikle atmayalım. Çekirdeğini alalım ki kışın kapak olarak dolmalarımızı hazırladığımız zaman e, sapını kapak olarak kullanalım. Bu da küçük bir ayrıntı. Buna da dikkat edelim. Dolmaları ister elinizde isterseniz bu şekilde dolma oyacağı aparatıyla oyabilirsiniz arkadaşlar. Çok kullanışlı çok pratik bir ürün. Ben internetten satın almıştım. Fiyatı da çok çok uygun bir aparat. Çok da kullanışlı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dolmalık biberlerimizi bu şekilde ayıkladıktan sonra poşetlerimize alacağız. Bir kısmını yemeklerimizde kullanmak için doğrayacağız arkadaşlar. Tamamını dolmalık olarak buzluğumuza almayacağım. Bir kısmını jülyen olacak şekilde doğrayacağım. Sizler de istediğiniz şekilde doğrayarak veya isterseniz de bu şekilde dolmalık olarak buzluğunuza alabilirsiniz. Biberlerimizi paketledim arkadaşlar ve havasını yine pipet yardımıyla alalım. Ve buzluğumuzda bu şekilde alalım. Kışın inanılmaz kurtarıcı oluyor arkadaşlar. Siz de bu yöntemle yazdan biberlerinizi buzluğa alırsanız kışın hormonlu tüketmemiş olursunuz hormonlu sebze. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hiçbir farkı olmuyor. Biberlerimizin tamamını dolmalık olarak ayırmadım arkadaşlar. Bir kısmını da jülyen olacak şekilde doğruyorum ve tavalarımızda kışın e, kullanabiliriz bu şekilde. Kışın inanılmaz kurtarıcı oluyor. Sizlere de bu yöntemlerle yazdan mevsimiyken taze biberin hazırlayıp buzluğunuza almanız tavsiye ediyorum. Bu videomda sizlere 4 farklı şekilde buzlukta taze biber nasıl saklanır onu anlattım Umarım sizler için yararlı ve keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Birinci yöntemimiz bu arkadaşlar yani bu şekilde doğrayarak buzluğunuza alabilirsiniz. İkinci yöntemimiz ise ben sivri biberleri yazdan tüm tüm bu şekilde paketleyerek buzluğuma alıyorum. Kışın inanılmaz kurtarıcı oluyor söylemiş olduğum gibi e, tavalarınızda diğer yemeklerinizde bu şekilde kullanabilirsiniz. Üçüncü saklama şeklimiz e, dolmalık biberlerimiz arkadaşlar. Dördüncü e, saklama yöntemimiz ise yemeklik taze biberlerimiz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, zil simgesini açarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Arkadaşlarınızla yakınlarınızla da paylaşarak kanalımın büyümesi adına desteklerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.